Her sene olduğu gibi bu sene Kurban Bayramı'nda Allah izin verirse uçaklarımızı kaliteli bir şekilde bileyip arkadaşlarımızın ellerini kesmemesini, kurbanlarının hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi fiyatlar istisnasız. Fırsat düşkünlerine biz bir şey etmiyoruz. Ben 10 liraya biliyorum bir saha. Vallahi bu sene Kurban Bayramı artık depremden dolayı biraz kötü. Buruk mu geçiyor? Çok buruk geçiyor. Evler, barklar yok. İşte biz de Allah nasip ederse kurbanımızı keseceğiz. Bıçaklarımızı bilelemeye getirdik. Sağ olsun dayı da bileledi. Vallahi ne yapalım artık? Çok şükür diyelim. Bundan kötüsünü. Kırdığımızda başladık inşallah. Allah kısmet ederse yarın kesim yapacağız işte. Allah'ın izniyle. Bütün herkesin Kurban Bayramı hayırlı ve vesile olsun inşallah. Biz de Allah'ın izniyle yarın kesime başlayacağız. Evet, durup bir bayram geçiriyoruz ama çok şükür. Yine binlerce şükürler olsun. Ki bu depremden sonra ayakta kaldığımıza, çok şükür yine sağ salim dolaşabildiğimize, çarşılığımıza hizmet edebildiğimiz için mutluyuz, huzurluyuz. Rabbim bir daha öyle bir acı yaşatmasın ülkemize, bir insanımıza. Yapacak bir şey yok. Tabii ki hüzünlü olduğumuz zamanlar oluyor. Tabii ki üzüldüğümüz oluyor. Kaybettiklerimiz var. Depremde kalan, hayatını kaybetmiş arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Onlara Allah gani gani rahmet eylesin. Vallahi ne de işte devletimize yardım bekliyoruz. Belediyemiz ortada yok. 4 aydır bir konteyner bekliyoruz. Daha konteynerimiz gelmedi. Söz verdiler. Daha len getirecekler. Yani bilmiyorum esnaf odası ne iş görüyor, belediyemiz ne iş görüyor. Yani bir an önce bu işe bir çözüm bulsunlar. Yani parası olan yerine geçiyor. Yani bilmiyorum ya, halimiz perişan. Bir deprem bölgesi olarak hepimize geçmiş olsun, Türkiye'mize geçmiş olsun. Öyle bir yoğunluk yok, buruk geçiyor yani, öyle sessiz sedasız geçiyor. Yani diğer esnafları bilmiyorum ama bizimki öyle yani. Eski bayramlar abi? Yok abi, eski bayram mı kaldı, eski bayram? Gözünü yemişim, o 5 sene öncesiydi. Şimdi artık halimiz perişan. Allah millete yardım eder, milletin yani 3500 insanı mı öldü yani? Pek bayram havası geçmez. Vallahi yani gerçekten buruk bir bayram. Allah herkese yardım etsin. Zor yani. Gerçekten zor. Yok şu an. Yani hiçbirimizin tadı yok yani. Hiçbirimizin durumu iyi değildi yani. Bir şey değil aynı şekilde yani. Tam eski bayram olmadı yani. Eski bayramlar gibi değil yani. Ben de bayram için ufak böyle bir tıraş, böyle bir kelime çekicisi vermek istedim. Allah'ım. Gerçekten de 6 Şubat'ta 11 ilde büyük bir felaket yaşadık ve bunun bedelini çok ağır ödedik. 50 bin tane can kaybettik. Bu süreçte evinden olanlar oldu, işinden olanlar oldu, yakınlarını kaybedenler oldu. Biz de 55 senedir Malatya'dayım. 55 senedir Malatya'da bayramı kutluyorduk. Ama deprem dolayısıyla Bursa'ya yerleştik. Bu deprem Bursa'da geçireceğiz. Çok buruk bir anı bizim için. Gerçekten de memleketimizi, vatanımızı, çocuklarımızın geleceği doğrultusunda terk etmek zorunda kaldık. Yani bekliyoruz şu an, beklemedeyiz. Konteyner yukarı kısımda olduğu için şu an işlerimiz pek yok. Sakinlik var. Sakinlik var aynen. Akşama eski bayram telaşlarımız akşama yok. Doğru daha yoğun olur mu? Akşama doğru serinlikte biraz daha yoğunluğumuz var. Vallahi abi bayram geldi diye mutluyuz.
İnşallah bu depremden dolayı Malatya'mız ayağa kalkacak. Milletimiz alışveriş yapıyor. Milletten tatilde, tatilde. Allah'a şükür bir şey diyemeyiz. Acılar içinde tekrar bir bayramı daha yaşayacağız. Allah sonumuzu hayretsin. Allah bir daha böyle musibetler vermesin inşallah. 15 lira biliyoruz. Çok şükür. Allah'a hamdır. Dün biraz daha azdı. Bugün biraz daha çok. İşte bayram yaklaştıkça yoğunluk da bayağı yükseliyor yani. Ban kesmek yani güzel bir duygu. Biz de bıçaklarımızı keskinleştirelim dedik. Çünkü bayağı bir kullandık. Ağızları köreldi. Vallahi ustamızı da gördüm, baktım güzel biliyordu. Dedim bir yaptıralım dedim ya.